Merhabalar sayın izleyicilerimiz. Bu hafta da çok güzel bir konu ve konuğumuzla karşınızdayız. Bugün bir akademisyen konuğumuz var. Profesör Doktor Duygu Bilgen hocamız. Kendisi Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği öğretim üyesi. Aynı zamanda bir iş insanı aslında. Mersin Teknopark'ta kurulu olan Biomer Mühendislik isimli. Çok ilginç. Yeşil bir girişimci. Son günlerin çok önemli bir konusu. O yüzden biz son zamanlarda çok önemli olan konuları sizlere taşımaya çalışıyoruz. Burada en çok konuştuğumuz konulardan birisi biliyorsunuz yeşil girişimcilik, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik. Özellikle bu kavramları biraz işleyeceğiz. Aynı zamanda kendisi yeni nesil ekolojik ürünler üretiyor. Bu anlamda da çok inovatif bir yaklaşım olduğu için sizlerle bu güzel girişimciyi tanıştırmak istedik. Şimdi kendisine bırakacağım sözü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizden bahsedelim. Kendinizi tanıtın lütfen. Tabii ki. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben Profesör Doktor Duygu Bilgen. Az önce bahsettiğiniz gibi Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde Teknoskop'ta yer alan Biomar Mühendisliği'nde kurucu ve yöneticisiyim. Şirketimiz ekolojik ürünler üretiyor. Biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. Burada hem akademisyen şapkamla hem de yeşil girişimci şapkamla bulunuyorum evet, çok bugün. Çok güzel. Dolayısıyla iki açıdan da bakacağız olaya. Evet. Tekrar hoş geldiniz hocam. Çünkü gerçekten hani biz üniversite sanayi işbirliğini her zaman önemsiyoruz. Danışmanlık ve eğitim hizmeti verdiğimiz yerlere her zaman söylüyoruz üniversite sanayi işbirliğinin önemini. Fakat hem üniversite içinde olup da hem de bu şekilde girişimci olan hocalarımız bizim daha çok radarımızda. Gerçekten çok güzel bir mentor oluyorsunuz aynı zamanda. Bizim programımızın konsepti aynı zamanda hocamızın şöyle bir şapkasından daha bahsetmek istiyorum. Hatice Hanım da ben de TOP Mersin Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu üyesiyiz. Ve özellikle bölgemizde bir tek kadın isimli ticaret sanayi odamızın da desteğiyle bir projemiz var ve sanayide özellikle derin teknoloji dediğimiz yazılım, yeşil girişimcilik, bunun yanında dijital dönüşüm, detaylı teknik mühendislikler konularında da kadınlarımızın sayısını arttırmak amacıyla yapılmış bir proje. Hocamız da o konuda mentor adaylarımızdan birisi. Çok teşekkür ederiz o projemizde de yer aldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş hocam konularımıza geçmek istiyorum. Şimdi bizim için en önemli konulardan birisi aslında yeşil girişimcilik. Yeşil girişimcilik ne demek? Hani biz kavram olarak biliyoruz ama dinleyicilerimiz biraz da bunun kurucusundan öğrensinler. Nedir ve günümüzde özellikle ne amaçla yeşil girişimci denmiştir? Evet. Şöyle başlayayım. Akademik açıdan bakacak olursak öncelikle bir çevre mühendisliği bölümü öğretim üyesi olarak şunu söyleyebilirim. Biz yıllardır yaklaşık bir 10-15 yıldır yaptığımız yayınlarda, yazdığımız kitaplarda, makalelerimizde ilk cümle olarak hep şunu kullanırız. Sanayileşme, dünya nüfusunun artışı, modern çağın gereklilikleri sonucunda çok ciddi anlamda çevre kirliliği oluşmaktadır. Bu kavram evet oldukça doğru ama bundan sonra gelen bir kavram var ki sürdürülebilirlik kavramı. Sürdürülebilirlik stratejileri şu anda günümüzde son derece önemli. Hem sanayide hem de ülke çapında artık stratejilerimizi belirlerken sürdürülebilirliği göz önünde bulunduruyoruz. Sürdürülebilirlik dediğimiz şeyi basitçe söyleyecek olursak da aslında bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını yok etmemek. Çok güzel. Dolayısıyla doğal kaynaklarımızı düzgün bir şekilde kullanmak ve bugün yaptığımız aktivitelerin gelecek nesildeki aktiviteleri bozmamasına önem göstermek. Şimdi bu aşamada biz yaptığımız aktivitelerde ya da seçtiğimiz iş fikirlerinde aslında çevre kirliliğini önleyecek, doğal kaynaklarımızın tükenmesini azaltacak, biyoçeşitliliğin tükenmesini azaltacak, yani sürdürülebilirlik kavramını önemini ortaya çıkaracak, bunu vurgulayacak çalışmalar yapmak durumundayız. Dolayısıyla hem teknolojiyle uyumlu, hem dijital çağla uyumlu, hem de aynı zamanda doğaya, çevreye saygılı iş fikirleri artık ortaya çıkmaya başladı. Böylece aslında çevreyi odağına alan bir girişimcilik çıktı. Biz buna yeşil girişimcilik ya da diğer ismiyle eko girişimcilik diyoruz. Dolayısıyla eko girişimcilik ya da yeşil girişimcilik artık girişimcilik ekosisteminde yerini aldı. Evet, çok güzel hocam.
Şimdi dediğiniz gibi aslında biz hep gelen konuklarımızın sohbetlerinden bazı kavramlar daha iyi anlaşılsın ve farkındalık artsın diyerek çizmek istiyoruz. Örneğin sizin cümlelerinize geçen şöyle çok önemli bir kavram var. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin özellikle çok güzel tanımladınız aynı zamanda. Gelecek nesillerimizin de ihtiyaçlarını gözeterek stratejiler belirlemek. Biz firmalarımızda, iyi girişimci olan firmalarımızda ve devam eden firmalarımızda mutlaka bir stratejik analizini baştan koymasını istiyoruz. Yani firma nereye gitmek istiyor, ne amaçla kuruldu. O yüzden o söyleminin sürdürülebilirlikle hedefler ve stratejiler çok önemli bir başlık. Onu da geri geldiğinde biraz daha bazı sorularla açmak istiyorum. Onun dışında özellikle yeşil girişimcilik, çünkü çağın gerekliliği artık iklim değişikliği var. Konuşacağımız konulardan birisi gerçekten sürdürülebilirlik, kaynaklar tükeniyor. Girişimcilik modellerinizi bu inovatif yapılar üzerine kurmadığınız müddetçe ayakta kalmanız da artık mümkün değil. Evet. Siz de biraz onun altını çizmiş oldunuz. Ben de bir tekrar etmiş olayım hocam. Şimdi sürdürülebilirlik stratejilerde yer almalı dedik. Ne tür stratejiler olması lazım sürdürülebilirlikte hocam sizce? Yani biz stratejik planımızı belirlerken, bununla ilgili aksiyon planlarımızı belirlerken neler yapmalıyız? Mesela bu ürünse üründe hangi boyutlarda bakmalıyız? İşte nesillere yönelikse hangi boyutlarda bakmalıyız? Reklam ve promosyonda bu tür faaliyetlerde hangi boyutlardan bakmamız gerekiyor? Şimdi şöyle düşünebiliriz, günümüzde artık bir şeyleri üretirken ya da insan faaliyetleri sırasında her attığımız adımın aslında doğaya bir zararı var. Son yıllarda artık çok fazla duymaya başladık, karbon ayak izi diye bir kavram var. Evet. Karbon ayak izi hem ürettiğimiz ürünler açısından hem de geliştirdiğimiz prosesler açısından önemli. Dolayısıyla karbon ayak izimizi en düşükte tutmaya çalışacağız diyoruz. Ben bunu basitçe şöyle anlatabilirim. Karbon ayak izi nedir? Aslında yaptığımız aktiviteler sonucunda, bir teknik tanımını yapayım önce. Yaptığımız tabii, tabii. aktiviteler sonucunda atmosfere yaydığımız sera gazlarının karbondioksit cinsinden hesaplanmış halidir. Bunu daha basite indirgeyecek olursak şöyle anlatabilirim. Evimize girerken ayakkabımızın kirli olduğunu düşünün ve evimizin içerisinde ayak izleri bıraktık. Bu hoşumuza gider mi? Gitmez. Evet. Aslında doğaya şu anda yaptığımız bu. Bir takım aktivitelerde bulunuyoruz ve biz bunun izlerini bırakıyoruz. Ama bu evimize kötü bir şekilde yansıyor. Aynı şekilde dünyaya da kötü bir şekilde yansıyor. Yani yaptığımız aktiviteler sonucunda ortaya çıkan izi bizim baştan silmemiz lazım. Ya ayakkabımızı değiştireceğiz, ya o ayakkabıya bulaşmış olan kirliliği düzelteceğiz. Düzelteceğiz. Ya da sonradan düzeltmek gerçekten en zoru. Dolayısıyla başlangıçta önlemler almamız gerekiyor bununla ilgili olarak. Karbon ayak izini düşürmek için de birçok yaklaşımlar var. Bunlar da bu stratejiler içerisinde yer alıyor zaten. Mesela enerji verimliliği, doğal kaynakların düzgün kullanılması, atık yönetimine önem verilmesi, geri dönüşüme önem verilmesi ve doğada yok olabilen, doğayla uyum sağlayan, kompostlanabilir diyoruz mesela biz ürün açısından baktığımızda, gübreye dönüşebilen ürünler gibi ürünlerin tercih edilmesi. Yani sentetik ürünler, doğada bozulmayan ürünler gibi ürünlerin kullanımının minimuma indirilmesi bu kavramlar içerisinde. Yani kendi üreteceğimiz üründe dahi kullandığımız ham maddeyi bile seçerken, hani böyle bir ham madde seçmek gerekiyor. Sonuçta atığı Tabii. olmayan ya da doğayla dost olan. Bunun için de öncelikle hedefleri belirlemek gerekiyor galiba, değil mi hocam? Yani biz ne yapmak istiyoruz, neye ulaşmak istiyoruz, karbon seviyemizi ne tutmak için, onun doğrultusunda faaliyetlerimizi Tabii belirlememiz ki. Gerekiyor. Evet, yani bu karbon ayak izi konusunda özellikle şunu sormak istiyorum hocam. Bazı sektörler bildiğim kadarıyla 2026 yılında ek vergilerle karşı karşıya kalacaklar. Evet. Bu anlamda bu sektörler için nereden başlamaları gerekiyor? Siz bir yeşil girişimci olarak ve bu konuda üniversitede bir öğretim üyesi olarak ne yapmaları lazım? Bazı firmalarımızda uygulamalar başladı. Bazı firmalar senin bunun çok farkında değil, ekiplerini sağlıklı oturtamadı. Nereden başlaması gerekiyor? Stratejik adımları ne olması lazım? Şimdi öncelikle bu bir bütün prosesi içerisine alıyor. Dolayısıyla sizin az önce bahsettiğiniz gibi ham maddeden başlayarak her bir aşamada tek tek incelenmesi gerekiyor. Artık toplam bir sistemin ya da bir işletmenin karbon ayak izini hesaplamak için bizim o işletmeye giren bütün girdilerin karbon ayak izini bilmemiz gerekiyor. Bunu bir puzzle gibi düşünebiliriz. Mesela dışarıdan bir ham madde alıyorsa bu ham maddenin karbon ayak izini bilmesi gerekiyor. Kendi prosesi içerisinde neler gerçekleşiyorsa bunların karbon ayak izini baştan hesaplaması gerekiyor. Ve en son kendi ürettiği ürünün de karbon ayak izini ortaya çıkarması gerekiyor.
İthal ettiğimiz ürünlerde artık karbon ayak izi istenmeye başlandı ve 2026'da bu çok önemli bir kavram haline gelecek bizim için de. Biraz zorunluluk olacak. Yani biz bir ürünü satın aldığımızda aslında onun karbon ayak izi miktarını bilerek hareket edeceğiz. Bilmemiz gerekiyor aslında. Ya da istememiz gerekiyor. Evet, aslında şöyle de bir şey var. Mesela dijital dünyada aslında bir sürü şey çok rahat ölçülebiliyor. Şimdi benim çok istediğim bir kavram vardır. Bilmiyorum, Türkiye'de yapılmadığını düşünüyorum ama yapıldıysa da belki benim haberim olmamıştır. Dediğim gibi bütün aktivitelerimizin aslında bir karbon ayak izi var. Dolayısıyla biz nasıl telefonlarımızda ya da saatlerimizde adım ölçer varsa aslında bir telefon uygulaması ya da bir aplikasyon olup da bunun evet, içerisinde bireysel karbon ayak izinin ölçülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu aşamadan sonra insanların belki çevreye verdikleri zararı göz önünde bulundurmaları daha kolay olabilir ya da çevreye daha duyarlı ürünler kullanmaları daha kolay olabilir. Çünkü sonuçları görmüş olurlar. Şimdi bundan bir 15-20 yıl kadar önce biz çevre kirliliğini anlattığımız zaman ya da küresel ısınmadan bahsettiğimiz zaman bunları öğrencilerimize anlattığımızda biraz hayal ürünü gibi kalıyordu. Ama son 1-2 yıldır dünyadaki bütün insanlar aslında net bir şekilde küresel ısınmayı, iklim değişikliğini birebir yaşıyorlar. Evet. Evet, bugün Mersin'de hava sıcaklıkları gerçekten çok yüksek. Yaklaşık bir ay önce, bir iki ay önce bir anda çok soğuk günler yaşadık. Yağışlar çok değişiyor artık. Bir anda çok hızlı yağışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani küresel ısınma demek sadece ısınma anlamına gelmiyor. Aslında iklimdeki dengesizlikler anlamına da geliyor. Dolayısıyla bunları yaşıyoruz. Bunlar artık gözle görülür hale geldi. Belki sadece sanayi açısından değil, bireysel açıdan da önlemler almamız lazım. Yani bu stratejileri belirlerken ülkeler ya da sanayiler evet mecbur tutuluyor. Bunlar yasalar, yönetmeliklerle artık düzenleniyor. Ama bence bireysel bir yaklaşımla da ilerlememiz gerekiyor. Çok inovatif bir düşünce oldu aslında hocam sizin gibi birinden. Ben de hiç düşünmemiştim ama şu an bile biz dediğiniz gibi bir karbon ayak izi bırakıyoruz. Evet. Gün sonunda nasıl telefonlarımıza bakıyoruz, kaç adım attık, ne kadar enerji harcadık. Böyle bir uygulamanın da umarım yakın zamanda hayatımıza girmesi çok faydalı olur. En azından kendi kendimizi denetlemek. Bireysel inmediği müddetçe de yapıda yol kat edilmesi daha zor olur. Bireysel hedeflerimiz olur en azından. Nasıl bireysel adımda hedefimiz varsa karbon ayak izinde de evet, bu şekilde bir çok hedef mantıklı. Belirleyebiliriz yani kendimize. İşletmelerin karbon ayak seviyelerini belirleyip hedefler koyup bunu aşağı çekmesi için aksiyon planları yapmaları gerektiği gibi aslında insanlar da sonuçta evlerimizde bile bununla ilgili çok ciddi sorumluluklarımız var. Karbon ayak izinde gerçekten aslında çok önemli bir kavram. Çünkü yeşil dönüşümün tam da göbeğindeki bir kavram. Su ayak izi kavramı da var. O da tükettiğiniz suyla ilgili ama biraz daha karbon, hani biraz daha hayatımızın içerisinde fosil yakıtlar ve elektrik gibi yapı daha fazla olduğu için daha çok gündemde. Peki hocam, karbon ayak izinin önemini konuştuktan sonra özellikle siz ekolojik ürünler üretiyorsunuz. Burada özellikle karbon ayak izi ile ilgili ne yapıyorsunuz? Ekolojik ürün olarak ne üretiyorsunuz? Bunları birleştireyim ben o zaman. Şimdi aslında eko girişimcilik ya da yeşil girişimcilik dediğimizde ekoloji ile girişimciliği birleştirmiş oluyoruz. Yani inovatif, yenilikçi bir yaklaşımla aslında çevreye en az zarar verecek ürün ya da hizmetler geliştirmiş oluyoruz. Bizim yapmış olduğumuz girişimcilikte, yeşil girişimcilikte biyomar mühendislik. Şu anda 3 tane temel ürünümüz var. Bir tanesi satışta. Ekolojik oyun hamuru. Türkiye'de ilk defa üretilen bir oyun hamuru. Ekolojik oyun hamuru. Doğal bir oyun hamuru. Doğal oyun hamurları var Türkiye'de ama ekolojik yok. Neden ekolojik bizim ürünümüz? Şimdi bir ürünün ekolojik olması için gerekli özellikleri belki burada saymamız gerekiyor. Birincisi, hiçbir şekilde kimyasal içermeyecek. Evet. İkincisi, ham maddesi mutlaka doğal kaynaklardan gelecek ve sürdürülebilir olacak. Karbon ayak izi oldukça düşük olacak. Yani üretim sırasında harcanan enerjinin düşük olması gerekiyor. Bunların hepsini sağlıyor bizim oyun hamurumuz. Bir de ekolojik olmasının, özellikle bu tarz bir üründe ekolojik olmasının bir diğer özelliği de uzun ömürlü olması. Şimdi oyun hamurlarını biliyoruz. İlk kullanımda hemen havayla bir araya geldiği zaman hızlıca kuruyor. Evet. Dolayısıyla çocuğunuz onu açıyor, oynuyor ve hemen atık haline dönüşüyor. Ürünümüz anında atık haline dönüşürse biz buna ekolojik bir ürün diyemeyiz zaten. Yani. Dolayısıyla onun ekolojik olması için aslında ömrünü birazcık uzatmamız lazım.
Bu amaçla biz bu ilk ürünü geliştirirken laboratuvarda Ar-Ge çalışmaları yaparak özel bir formül geliştirdik. Formülümüz sayesinde oyun hamurları açılıp oynandığında kuruma yaparsa tekrar avucunuzun içerisinde alıp vücut ısınızla yoğurduğunuz zaman yeniden hamur kıvamına geliyor. Dolayısıyla biz bu oyun hamurunu birkaç defa oynayabiliyoruz, istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Sonraki aşamada da şimdi çevreye zarar vermemesi gerekir dedik. Buna bakmamız gerekiyor. Çevreye nasıl zarar vermeyecek? Biz bunu attığımız zaman eğer içeriğinde plastik olan, plastik türevli bir oyuncaksa ki oyun hamurlarının çoğunun içeriğinde ya da en azından ambalajında plastik bulunuyor. Direkt bir atık oluşturuyor. Evet. Biomar ekolojik oyun hamurlarının ne içeriğinde ne ambalajında hiçbir şekilde plastik yok. Ya bir tek çevresel olarak bakmayalım. Dediğiniz gibi en kıymetli olan çocuklarımız açısından hani kimyasallara ne kadar çok temas olursa o kadar onun sağlığı açısından da uygun değil. Tabii ki. O boyutta tabii da büyük bir avantaj sağlıyor. Bir de son yıllarda çok duymuşuzdur zaten artık mikroplastik kavramı her evet. yerde ve mikroplastik kirliliği bizim içimizde bile inanılmaz derecede arttı. Evet, son yapılan akademik çalışmalar insan kanında hatta anne sütünde bile artık mikroplastiğin bulunduğunu evet. gösteriyor. Dolayısıyla artık plastiksiz bir yaşama belki de alışmamız gerekiyor ya da plastik alternatifi bir şeyler bulmamız gerekiyor. Onun için biz ürünlerimizin tamamında aslında plastiksiz yaşam konseptini uyguluyoruz. Ve bu oyun hamurlarımızın söylediğim gibi ne ambalajında ne de içeriğinde plastik bulunmuyor. Ve yine formülünün özelliği nedeniyle kullandığınız diyelim annelere diyoruz ki işi bittiği zaman lütfen bunu saksınıza gömün çünkü gübreye dönüşüyor. Yani kompostlanabilir bir ürün. Harika. Tamamen doğaya geri dönüyor. Doğaya saygılı bir ürün. Dolayısıyla bütün aşamalarında aslında bir ekolojik ürünün uyması gereken özellikleri tek tek vurgulamış oluyoruz bu şekilde. Yine biyomar mühendisliğin diğer bir ürünü, aslında biyomar mühendisliğin kurulum amacı bu üründü. Ar-Ge çalışmaları bununla başladı ve biz TÜBİTAK 1512 BİG projesi kapsamında kurulduk. Yani Tekno Girişim Sermayesi ile kurulan bir şirketiz. Çok güzel, ondan da değineceğiz. Evet. Çok güzel bir örnek. Burada kurulurken bizim ilk iş fikrimiz aslında petrol türevi plastiklere alternatif bir ileri materyal geliştirmekti. Biyoplastikler Avrupa ve Amerika'da kullanımda özellikle tek kullanımlık işte çatal, kaşık, bıçak gibi minik pet bardaklar gibi bardaklarda artık biyoplastik kullanılıyor. Çünkü doğaya döndüğü zaman normal plastik gibi yüzlerce yılda parçalanması yerine birkaç ay içerisinde hemen gübreye dönüşebiliyor ya da doğal döngüye katılabiliyor. Onun için bizim ilk projemiz biyoplastik granül yani sanayiciye yönelik ham madde geliştirmekti. Yalnız bu ham maddeleri geliştirirken yaptığımız ön araştırmalarda işte Avrupa ve Amerika'da bunlar geliştirilirken neler kullanılmış diye baktık. Zaten birinci amaç sürdürülebilir kaynaklardan gelmesi. Dolayısıyla farklı kaynakları var bu biyoplastiklerin ve bunlardan en temel kullanılanı gıda amaçlı da kullanılanlar olduğunu gördük. Hmm. Yani bir patatesli, bir mısırdı, bir şeker kamışıydı bu tarz gıdalar kullanılarak biyoplastik yani plastik türevi bir ham madde oluşturulabiliyor. Evet, o konuyu bir açmak istiyorum aslında Hı-hı. hocam. Gerçekten bu biyoplastik mesela bu son zamanlarda hayatımızın içerisinde bazı teknolojik ürünler örneğin bir bakıyorsunuz bir buzdolabının reklamlarda da görüyoruz farkındalık noktasında. İşte evet. yumurtalıkları biyoplastikten evet. üretilmiştir. Mesela bakıyorsunuz otomotivdeki parçaların bile bazılarının biyoplastik malzemeler. Hatta bunlardan bazıları biyoplastiğin ham maddeleri konusunu size sormak isterim evet. teknik olarak. İşte baktığımızda okaliptüs ağaçlarının gövdesindeki o kabukların bile biyoplastik amaçlı kullanıldığını evet. duyuyoruz, okuyoruz. Gerçekten aslında çok önemli bir şey ve çok sert mukavemet özelliği gerektiren parçalarda dahi başka yani polietilen gibi sert mukavemet sağlanabilen kimyasallarla hemen hemen eş seviyelerde elde edildiğini biliyoruz. Hani biz bir mühendis olarak okuduğum kadarıyla ama siz bu konunun uzmanısınız. Hangi ağaçlar ve bu hangi bitkiler aslında gerçekten yaratılışımızda her şeyin mucizesi de hayatımızın içerisinde var. Yeter ki biz öyle bakmayı bilelim. Yani evet. mikroplastik gerçekten artık bir balığı alıyorsunuz. İçinde mikroplastik seviyelerini televizyonda yüksek, veya evet. işte teknik makalelerde okuduğunuz zaman dehşete düşüyorsunuz. Hı-hı. Ve en faydalı gördüğünüz besini bile tüketmekten imtina eder hale geldik. Biz aslında bakış açımız ve hedefimiz
bu doğrultuda olduğu zaman, ham madde kaynağını bu özelde aramaya başladığımız zaman biraz işin şekli değişiyor galiba. Evet. Ya o yüzden hangi ham maddeler de var? Çevremizde bizim bilmediğimiz hangi mucizeler var? Evet. Bunlardan biraz bahsederseniz sevinirim. Şimdi bundan şöyle bahsedeyim. Biz bu tür ham maddeleri aslında 3 nesil olarak sınıflandırıyoruz. Birinci nesil ham maddeler aslında gıda amaçlı da kullanılabilen. Az önce söylediğim gibi işte patatesli, nişastaydı, nişasta kaynaklı diyelim ki patatesli, mısırdı. Bunlar Avrupa, Amerika'da en çok da bu tarz biyoplastikler nerede, geliştiriyor. Mesela bunlar nerede kullanılıyor hocam? Bunlar genelde tek kullanımlık malzemelerde kullanılıyor. Pipet gibi falan. Evet, evet. Ya da çatal, kaşık, bıçak, evet. Pikniklerde kullandığımız hemen doğaya dönen onlarda kullanılıyor. Bunlar birinci nesil. Biz bunları çok fazla istemedik bu şirketi kurarken. Neden istemedik? Çünkü gıda. Zaten nüfus artışı var dünyada. Zaten gıda kıtlığı var. Gıda olan evet. bir şeyi yine kullanırsanız... Yine çok sürdürülebilir değil yine aslında. Yine sürdürülebilir değil. Yine aslında o bir çeşit yine kaynağımız. Kaynağımızı evet. oraya yöneltmiş oluyoruz. İkincisi gıda olmayan malzemelerden üretilen. Bunlarda da genellikle selüloz ve kitin gibi malzemeler kullanılıyor. Ya da alkiler kullanılabiliyor. Bunlar da ikinci nesil ham madde diye geçiyor. Selüloz içinde sizin az önce verdiğiniz örnek gibi çeşitli ağaç kabukları olabilir. Mesela burada muz lifleri biz çalışmayı düşünüyoruz. O tarz şeyler olabilir. Yine daha önce yapılmış değişik çalışmalar var bunlarla ilgili. Bunlar birazcık daha yapıyı güçlendirip daha sert plastikler, biyoplastikler oluşturabilen maddeler. Bizim kullandığımızsa üçüncü nesil ham madde. Üçüncü nesil dediğimiz ham madde ise hiçbir kullanım alanı olmayan ya da kullanım alanı çok kısıtlı olan ham maddeler. Bu neydi? Aslında bizim seçtiğimiz şey endüstriyel atıklardı. Hmm. Şimdi benim asıl uzmanlık alanım endüstriyel atık arıtımıydı başlangıçta. Fakat yıllar geçtikçe tabii çevre mühendisliğinde de bir takım değişiklikler meydana geliyor. Başlangıçta çevre mühendisliği konuları arıtımla başladı ve ben endüstriyel atık su arıtımı dalını seçtim. Onda uzmanlaştım. Fakat yıllar geçtikçe gördüm ki bu endüstriye sadece bir maliyet getiriyor ve hiçbir endüstri bunu yapmak istemiyor. O zaman şuna yöneldik. Atık dediğimiz şeyin içerisinde her şey var. Bundan bir şey elde edebilir miyiz acaba? Bundan yararlı bir ürün ya da pazara çıkabilecek, satılabilecek bir ürün elde edebilir miyiz? Ve dolayısıyla ben uzmanlık alanımı bu tarafa kaydırdım. Benim şu anki uzmanlık alanım endüstriyel atıklardan yararlı ürün eldesi. Hocam mesela endüstriyel atıklar biz de sanayinin içinde olan kişileriz. Hı-hı. Hani endüstriyel atık deyince aklıma hurda atığı bile endüstriyel bir şey atık. Geliyor. Hani her evet, şey geliyor. Evet. Onu hani çevreci olarak neresini Hı-hı. alıp değerlendiriyorsunuz? Hani o tür hangi atıklara bakıyorsunuz? Hı-hı. Hani evsel atık olsa endüstriyel atıklarda evsel Hı-hı. atık da çıkıyor. Ya da plastik atık çıkıyor. Hı-hı. Cam atık, kağıt atık çıkıyor. Hangi kısımlar sizin ilgi alanınızda oluyor özellikle? Yani her atıktan bir şeyler oluşturulabiliyor aslında. Hurda dediğiniz atık bile geri dönüşüme gidiyor. Sonuçta atık yönetimi yapmış Aynen. oluyorsunuz. Ama bizim biyomar mühendislikte biyoplastik üretim için kullandığımız atıklar gıda fabrikaları atıkları. Hmm, çok güzel. Gıda evsel atıkları aslında. Evet. Evsel de demeyelim. Evsele kanalizasyon giriyor çünkü. Evsel atık değil. Tamamen endüstriyel atık ama gıda üretiminde kullanılan malzemeler sonrasında proseslerin sonucunda ortaya çıkan atıkları hmm. alıyoruz biz. Çünkü gıda üretilirken çok farklı aşamalardan geçiyor. Burada prosesin içerisindeki atık sudan bile bir takım ürünler elde edebiliyorsunuz. Biz gıda fabrikalarının atıklarını alıp özel bir formülasyon geliştirerek buradan biyoplastik granül ham madde ürettik. Bu ürettiğimiz granül ham madde aslında plastik sanayicilerin ham maddeyi granül halinde alır. Normalde petrol türevli bir granül alacağına bizim biyoplastik granüllerimizi alarak bir üretim yapacak ve üretim yaptığında ürettiği ürünler biyoplastik, %100 biyobozunur özelliğe sahip olacak. Şu anda prototip olarak granüllerimizi ürettik. Ar-Ge aşamamız devam ediyor. Şu an bu aşamada da ürün geliştirmeye geçtik artık. Ürünümüzün mukavemeti, dayanıklılığı, kullanım yerleri konusunda bir takım geliştirmeler yapıyoruz. Yine üçüncü ürünümden de bahsedeceğim çünkü bu da oldukça ilginç. Bunlar devam ederken yeni bir fikir daha ortaya çıktı. Bu fikir de nasıl ortaya çıktı? Mersin'de biliyorsunuz son zamanlarda özellikle narenciye de kurutup kullanma ya da kurutup paketleme evet. ileriye yönelik bu tarz ürünler çok fazla ortaya çıkmaya başladı. Ve bunları artık biz yurt dışına göndermek istiyoruz. Fakat yurt dışına özellikle Avrupa'ya göndermek istediğimizde paketleme ciddi bir sorun oluyor. Çünkü plastik paketleme kolay kolay kabul edilmiyor. Evet. Kraft kağıtlar tarzında paketlemeleri görmeye başladık. Onda da tüketici içindeki malzemeyi görmek istiyor.
Dolayısıyla en azından bir göz şeklinde de olsa oraya bir, şeffaf bir plastik şey malzeme koyuluyor. Biz bu plastik malzemeyi koymamak için ne yaparız diye düşündüğümüzde bir yine inovatif bir yaklaşımla, yeşil girişimcilik yaklaşımıyla dedik ki buna benzer bir şey hiç yapılmış mı, nasıl yapılabilir ve nasıl bir atık bunun için kullanılabilir? O zaman dedik ki biz de belki kitin türevli atıkları araştıralım, bunlarda ne kullanabiliriz ve bu bölgede en çok balık pulu karşımıza çıktı. Çünkü üç çok tarafı ilginç. Denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz. Ve balık işleme tesislerimiz çok fazla. Bu fabrikaların atıkları ciddi anlamda kirlilik yaratıyor. Ve biz balık pullarını alarak bunlarla bir formül geliştirdik. Ve balık pullarından o filmleri yapmayı başardık. Harikasınız hocam. Ve yaklaşık 2-3 hafta önce galiba tam tarihini şu anda hatırlayamadım ama Mersin Üniversitesi Arge Proje Pazarı'nda proje ekibimle birlikte bu projemizi, bu iş fikrimizi sunduk ve ön prototiplerimizle birlikte ve proje pazarında ikincilik ödülü aldık bu projemizden. Harikasınız hocam, çok güzel. Dinlemek bile gerçekten çok heyecan verici. Yani arkadaşlar gerçekten biz özellikle girişimci arkadaşlara, iş kurmak isteyen gençlerimize seslenmek istiyorum. Gerçekten inovatif bir ürün bulmak gerekiyor. Özellikle böyle hele hele en yakınımızda yaşadığımız hayatın içerisinde, yani kimsenin aklına gelmez herhalde bir balık pulundan evet. Böyle bir şeffaf plastik elde etmek. Böyle bakabilmek özellikle çok kıymetli. Aslında gençlerimizin potansiyeli bu anlamda çok iyi. Yeter ki onlara cesaret verelim ve gerçekten onların nereden bakması gerektiğini gösterelim. Bu anlamda fikir otobüsü projemize de burada tekrar selam olsun diyorum. Geçenlerde böyle bir projeye dahil olmuştum. Gençlerimize bu tür fırsatları vermek gerekiyor. Baktığımızda sizin ürünlerinizin hepsinde inovatiflik olarak bazı kavramların altını çizmekte fayda var. Ham madde kaynağını dediğiniz gibi tamamen doğadan, doğayla birebir uyumlu malzemeler, sürdürülebilirlik faktörü çok yüksek, ekonomik değil mi? Proses tabii, olarak tabii. Da baktığınızda büyük teknolojiler gerektirmiyor galiba değil mi hocam? Yani en azından yapılabilirlik oranı yüksek. Mevcut teknolojilere uyum sağlaması önemli. Özellikle biyoplastik kavramında. Mesela siz sanayiciye diyemezsiniz ki bu granülü kullandığın zaman, bu ham maddeyi kullandığın zaman prosesini değiştirmek zorundasın diyemezsiniz. Yani. Granül makinesi de evet. Çoğu firmada var zaten. Evet. Plastik normal bir plastik enjeksiyon makinesi aynı granül mantığıyla evet. Kalıbı değiştirerek çalıştırılabilir olması onun aslında yapılabilirlik, ticarileştirilme kabiliyetinde yüksek olduğunu ifade ediyor. İnovasyonda özellikle bu ticarileştirilebilme kabiliyeti de önemli bir başlık. Çünkü bazen çok güzel fikri olabiliyor gençlerimizin fakat ticarileştirme noktasına baktığımızda çok yüksek teknolojiler ve mevcutta hiç olmayan bir teknolojiden bahsettiğinizde o zaman da hem sürdürülebilir olmuyor hem de ticarileştirme kabiliyeti zayıf oluyor. Bu anlamda ben bu başlıkları da bildiğim için söylediğiniz her başlık gerçekten çok güzel buna oturmuş. Hocam peki bu ürünlerin yani ben çok yakın gelecekte de tüm dünyada çünkü ortak bir problem ve ortak bir payda nasıl bakılıyor bu ürünlerinizde, hangi kanallarla paylaşıyorsunuz? İşte kuluçka merkezleri var bizim bildiğimiz kavramlar, üniversite bu anlamda kuluçka merkezleri üzerinden mi hareket ediyorsunuz? Teknopark bunun neresinde? Biraz da buralardan gençlerimize örnek olmak anlamında. Tabii. Aslında şuradan yola çıkayım. Ekolojik ürünler artık tercih ediliyor mu belki sorusundan yola çıkabiliriz. Şimdi günümüzde artık tüketicilerin gerçekten çok bilinçli tüketicilerimiz var. Hem sağlık açısından baktığımız zaman mesela nasıl bir markete gittiğimizde organik ürünleri, glutensiz ürünleri ya da vegan ürünleri tercih eden tüketiciler varsa ekolojik ürünlerde çevreye duyarlı ürünleri de artık tercihler gerçekten artmaya başladı. Çünkü aslında bir taraftan toplum baktığı zaman kendi yararına, kendi bir takım sorunlarını çözen ürünleri karşısında görüyor. Yani yeşil girişimcilik yaptığınızda bir yönden de aslında sosyal girişimciliğe girmiş oluyorsunuz. Evet. O tarafa da yaklaşmış oluyorsunuz. Bu ürünleri artık birçok yerde buluyoruz ki e-ticaret biliyorsunuz son derece önemli artık günümüzde. Yani dijitalleştiğimiz dünyada her şeyi çok rahatlıkla evimizden, telefonumuzdan, bilgisayarımızdan rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Biz evet çalışmalarımızı, Arge çalışmalarımızı Mersin Teknopark'ta yapıyoruz. Şirketimizin ana merkezi orada. Fakat dijital bir dünyada olduğumuz için satışlarımızı, ürün pazarlamamızı yine web sayfamız üzerinden gerçekleştiriyoruz ve bazı dijital pazarlama yerlerinde, kanallarını da kullanıyoruz bu konuda.
Dolayısıyla müşterilerimiz bize ulaştığı zaman oradan rahatlıkla siparişlerini verebiliyorlar. Şu anda tabii ki sadece ekolojik oyun hamuru için satıştayız. Diğer iki ürünümüz arke çalışmaları, geliştirme çalışmaları şu anda devam ediyor. Aslında çok önemli bir konunun altını çizdiniz hocam. Gerçekten artık tüketici farklılaştı ve farklı bakış açıları elde etti. Bu biraz pandemiyle beraber çok söylediğimiz bir kavram ama hakikaten hayatımızda ciddi anlamda bazı şeyler bize öğrettiler ve bakış açıları geliştirdi. Ve ben kendi çocuklarım da dahil olmak üzere gençler baktığımızda bizden farklı yani. Z kuşağı farklı bir noktadan bakıyor. Dediğiniz gibi biraz sosyal adalet mantığına özellikle bakıyor. Yani yapılan bir ürünün sadece kar odaklı bir ürün değil, gerçekten farklı yollarda sosyal anlamda da bir şeyleri beslemesi ve fayda sağlaması, onların özellikle dünya adaletine bakış açıları biraz daha farklı, daha güzel. Ürünlerde ve reklamlara da bakıyorum son zamanlarda. Örneğin bir banka reklamına bakıyorum. Diyor ki biz kredilerimizi verirken işte rüzgar enerjisi yatırımlarını yapan ve yeşil dönüşüm üzerine yatırım yapan firmalara destek veriyoruz diyor. Evet. Yani baktığınızda evet yine parayı kullandırıyor ama faydalı yapacağı yatırımın sosyal faydası da olan yatırımları destekleriz diyerek aslında kendisi de sosyal anlamda bir bakış açısı getiriyor. O yüzden söylediğiniz şey aslında ürününüze tekrar gelecek olursak toprağa girdiğinde gübre oluyor, toprağı besliyor doğamızla hani eş dost olmasının yanında bir fayda daha yaratıyor. Çocuklarımızın sağlığı açısından ve uzun ömürlü kullanılabilmesi açısından da bir ekonomik katma değeri var. Artık günümüzde gerçekten hayat bütün dünyada her şeyi çok üretmek çok pahalı. O yüzden sahip çıkmak gerekiyor. Bu anlamda da sosyal bir faydası da ve ekonomik bir faydası da gerçekten yüksek. Hocam çok tebrik ederim. Gerçekten böyle katma değerli ürün üretenler ve inovatif ürün üretenler bizi çok heyecanlandırıyor. Bu konuda ısrarla hep altını çiziyoruz. Çünkü rekabet edebilmenin yolu bir Ar-Ge konusuna farklı bakmanızdan geçiyor. Bazen firmalarımıza gidiyoruz. Mesela bir firmanın fason imalatçısı olarak çalışıyor. Başka bir markaya baktığınızda büyük paralar kazanıyor. Bir markaya hizmet ediyor. Diyoruz ki sizin kendinize ait ne ürününüz var? Nasıl bir inovatif ürününüz var? Bu anlamda da çok güzel bir örnek oldu sizin anlatımlarınız. Bu iklim değişikliğine uyum konusunu biraz konuşmak istiyorum hocam. Bugün de öğleden önce çok güzel Mersin Ticaret ve Sanayi Odamız düzenlediği, onun paydaş olduğu çok güzel bir destek, Avrupa Birliği desteğini dinledik. MTSO Başkanımız gerçekten teşekkür ederiz ekibine. Bölgemizdeki zirai bitkilerin sesini dinle, kulak ver ve onların çiftçilikteki sürdürülebilirlik kavramlarına yönelik bir Avrupa Birliği desteğiydi. Ve orada şöyle bir cümle çok dikkatimi çekti. Sizin bununla ilgili düşüncenizi rica ediyorum. Eskiden iklim değişikliğine, iklim değişikliği kaynaklı problemlere nasıl mücadele edeceğimiz anlatılıyordu. Şimdi ise kavram olarak şu kavrama geçildi. İklim değişikliğine nasıl uyum sağlayacağız? Çünkü dünya iklim değişikliği artık oldu. Artık oldu. Evet. Oldu artık yani. Oldu. Artık bunu çok değiştirmek. Görüyoruz. Buna nasıl uyum sağlayacağız? Evet, sizin ürünleriniz bunun bir uyumu. Bireysel tüketici olarak bir takım uyumlarımız var. Bu anlamda akademik biri olarak nasıl uyum sağlayacağız? Şimdi iklim değişikliğine uyum sağlamak için öncelikle en azından ilerlemesini engellememiz lazım. Dolayısıyla ekolojik ürünler ya da yeşil girişimcilik bu aşamada çok önemli. Sizin, arttırmamız lazım. Evet, yani sizin az önce söylediğiniz gibi bu konuda ciddi anlamda devlet destekleri de var artık. Yani benim şirketim mesela TÜBİTAK Teknogirişim Sermayesi ile kuruldu ama bunun dışında COSGAP'ten destek alıyor. COSGAP'in şu anda çok güzel yeşil dönüşüm destekleri mevcut. Avrupa Birliği'nin çok güzel destekleri mevcut. Yani en azından yeni girişimcilerin artık bunları göz önünde bulundurarak ürünlerini ve hizmetlerini sunmaları gerekiyor. Bir negatifliğe artık atmaktansa pozitifliğe artık atmak bizim için önemli. Dolayısıyla uyum sağlarken bu. Ama az önce belirttiğim gibi belki bireysel olarak karbon ayak izinin hesaplanması, yani tabii ki sanayide şu anda yavaş yavaş artık her sektörde olmamakla birlikte şu anda 5 sektörle başladı ama gitgide artacaktır. Sanayide bunun belki birazcık daha göz önünde bulundurulması ve bir takım devlet tedbirleriyle, önlemlerle yine bunların göz önünde bulundurması önemli. Net bir şekilde karbon ayak izimizi düşürürsek ya da doğal kaynakların kullanımını azaltırsak, bir taraftan da atık yönetimi var tabii ki. Bunlar da son derece önemli. Enerji verimliliğini sağlarsak,
Bunların hepsini bir arada götürebilirsek tabii ki bundan sonra belki daha uyumlu hale geliriz. Evet. Ama artık her şeyde bunu göz önünde bulundurmak zorundayız. Evet, yöntemlerimizi değiştirmek gerekiyor galiba. Evet. Bugün öğleden yaşam önceki tarzı oturumda da evet, yöntemlerimizi, bunu. Yaşam biçimimizi, evet. sanayimizdeki çalışma metotlarımızı evet. bu bakış açısını arttırmamız lazım. Biraz devlet desteklerinden ben de biraz birkaç cümleyle açıklama yapmak istiyorum. Hocamız bu konuda 1512 TÜBİTAK desteği gerçekten girişimcilik noktasına evet. yeni girişimciler ve teknolojik ismi tam olarak ne geçiyordu hocam o desteğin adı? Şu anda destek değişti ama BİG olarak bulabilirler olarak yine. Geçiyor, 1512 BİG olarak. 1512 evet, olarak BİG geçiyor. Olarak bulabilirler. Yine onun dışında 1501-1507 yakın zamanda yine sanayi işletmelerimiz için 1832 yeşil dönüşümle ilgili büyük bir destek vardı. Evet. Çok ciddi sıfır faizli bir kredili geri ödemeli ama bütçesi oldukça yüksek bir destekti örneğin. Son zamanlarda zaten devletimizin de ve Avrupa'dan gelen fonlar da Avrupa Birliği fonlarında da ya dijital dönüşüm üzerine destekler var hı hı. ya da yeşil dönüşüm evet. üzerine. Yani bu da şunu ifade ediyor. Artık dünyada hem dijitalleşmek zorundasın hem de yeşil dönüşümle üretim yapmak ve çalışmak zorundasın. Başka evet. şansın yok deniyor. Evet. Ve bu tür destekler aslında firmayı da biraz o yola itiyor. Doğru mu hocam? Siz de öyle yani bir yolda başladınız. Hem rahatlatıyor. Yeni girişimciler için de bir rahatlama oluyor başlangıçta. Bir adım atmasında. Çünkü girişimcilikte cesaret de önemlidir. Bir adım atmayı da sağlıyor. Diğer taraftan bu işin tabii ki ekonomik boyutu da var. Oradan hiç bahsetmedik. Yani ülke ekonomisine de bu birçok yönden katkı sağlayabiliyor. Mesela özellikle kendi açımdan baktığımda biyoplastikleri geliştiriyoruz ama şu anda biyoplastik konusunda eğer Avrupa Birliği'ne uyum kapsamında, yeşil mütabakat kapsamında yakın bir zamanda bir düzenleme gelir ve tek kullanımlık malzemeler için petrol türevi plastik kullanamazsınız denildiğinde ne yapacağız? Mecburen biyoplastiğe yöneleceğiz. Şu anda Türkiye'de biyoplastik üreten firma sayısı oldukça az. Ve biyoplastik kullanmak isteyen sanayiciler bunu yurt dışından almak durumunda kalıyor. Yakın bir zamanda pandemi gördük, savaşlar gördük, petrol fiyatlarının değişimi, her şey bunları etkiliyor aslında, ekonomik dalgalanmalar. Dolayısıyla yurt dışından, her konuda yurt dışına bağımlı olmak gerçekten bir ülkeyi son derece zayıflatır. Biz ne kadar bu tarz ürünleri kendi içimizde üretebilirsek ve sürdürülebilirliğini sağlarsak aslında hem ülke ekonomimize hem de içerideki ekonomiye de katkıda bulunmuş oluruz. Evet. Yani yeni yatırımcılarda özellikle stratejik ürün kapsamında biyoplastik evet. ham madde imalatı konusunda kafa yormalarını öneririz burada evet. değil mi hocam? Çünkü gerçekten hatta Avrupa'da çok uzak değil. Mesela örneğin kamış yasaklandı. Plastik kamış çok oldu evet. yani birkaç evet. yıldır. Evet. İşte mutlaka ahşap kamış olacak ve temizlenebilir ahşap kamış olacak. Hani bununla ilgili olarak uzunca süredir böyle bir takım yasaklar var. Türkiye evet. ülkede de işte karbon ayak izinin daha belki tam oturmadı ama 2026 ile beraber bununla ilgili dünyada da direktifler hızla oluşturulmaya başlandı. Yeni yeni hayatımıza, sanayicilere, bizlere hızla bununla ilgili geçişler olacak görünüyor. Özellikle tarım uygulamalarında son günlerde artık dalında çok fazla hastalık kaynaklı bakıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Bir vatandaş olarak geçerken bahçelerde ürünler dalında kalıyor. Aşırı ısınma ve iklim değişiklikleri kaynaklı hastalıklar artıyor. O zaman biz bölgenin iklim koşullarına uygun ağaçlar dikmeliyiz. Evet, evet. Yani işte ne bileyim belki Afrika'da yetiştirilen ağaçlar, oranın iklim yapısına uygun ağaçları burada denemeliyiz. Yani her noktada aslında bakış açımız yeni ürünler odaklı olması gerekiyor. Öyle evet. görünüyor hocam. Yani Mersin'de mesela son yıllarda artık tropikal meyvelerin de rahatlıkla yetiştirilebildiğini değil gördük. Çok çünkü iklim ona kaydı. Belki yani bunu hiç söylemek istemiyorum ama belki belli bir süre sonra turunçgil yetiştiremeyeceğiz bu bölgede. Bambaşka bir ürün yetiştirmek zorunda kalacağız. Yani aslında uyum sağlamak derken bunları da göz önünde evet. bulundurmamız lazım. Ama diğer taraftan da biz inovatif ürünler geliştirerek mesela bir drone'la mesela bir bahçenin ilaçlanması ya da sulanması gibi bir sürü çalışmalar da artık yapılmaya başlandı. Bu da orada kullanılacak olan araçların belki kullanılmasını engelleyerek karbon salınımını azaltmaya yardımcı olabilir. Yani evet. teknolojiyi de aslında buna uyum sağlar hale getirmemiz gerekiyor. Teknoloji kullanmamız lazım. Özellikle tarım konusunda dediğiniz gibi mesela drone teknolojisinde yüklenen ilaç miktarı belli, ne kadar atıldığı belli. Evet. Her şeyi dijital anlamda ölçebiliyorsunuz ve gerçekten bitkiyi çok doğru bir şekilde ilaçlama yapabiliyorsunuz.
bu tarımda olduğu gibi yine sanayinin içerisinde farklı teknolojilerde. Yeter ki bakış açımız, yatırımlarımız bu doğrultuda olsun. Evet. Öyle bakarsak öyle adımlar atarız. Hı-hı. Bu tür devlet destekleri de biraz bizim formatlıyor aslında. Yani o yola girdiğiniz zaman siz mecburen o yola bakmaya başlıyorsunuz. Bu da sizin değişiminize bir katkı sağlıyor. Son günlerde özellikle GES yatırımları da çok fazla arttı. Devletin yeşil dönüşüm noktasında. KOSGEB'in de şu an ciddi anlamda 14 milyon üst limitli ciddi anlamda bir GES yatırım desteği var. İşletmelerimiz hızla bu destek sayesinde GES'lerini arttırmaya başladılar. Bu da çok güzel bir gelişme. Yani Mersin bölgesinde çok bile geç kalındı. Bence sanayinin yani kesinlikle en başından itibaren güneş enerjisini kullanması gerekirdi. Evlerde her şekilde güneş enerjisinin her yerde kullanılması gerekirdi. Yani Almanya gibi bir ülkede bile güneş enerjisinin ne kadar yoğun bir şekilde kullanıldığını biz yıllarca derslerimizde okutuyoruz. Ama ülkemizde bu kadar çok güneş alan, özellikle Akdeniz bölgesinde gerçekten geç kalınmış yatırımlar bunlar. Ya bunlar da Avrupa destekli yatırımlar maalesef. Dediğiniz gibi yine işte bakış açısı ve farkındalıkla ilgili. Ama yine de tabii bu tür desteklerin olması sanayicimizin de bir şekilde buna olan farkındalığını artırmış oluyor. Bunun yanında hocam özellikle tabii biz yeşil dönüşüm, çevre dostu, sürdürülebilir ekonomik ve sosyal boyutlarından baktık. Bunun politika aslında önce bakış açısı diye ısrarla söylediğimiz kavram bu sanayicinin, kamunun ve bireyseldeki politikalarımızla doğru orantılı. Yani politika çünkü nedir? Bir karakteristik bir tanımdır aslında. Yani politika bunun neresinde olması lazım? Aslında bu işin içerisinde arz talep de var. Yani politikanın oluşması için de yani tüketici bunu sizden talep ettiği sürece siz bununla ilgili bir politika geliştirmek durumunda kalıyorsunuz. Ya da bununla ilgili destekler vermek durumunda kalıyorsunuz. Bununla ilgili yönetmelikler yapmak durumunda kalıyorsunuz. Az önce bahsettiğimiz gibi yani tüketicinin artık bilinçlenmesi, bu tarz ürünlere yönelmesi ister istemez devlet nasıl söyleyeyim devletin politikalarında mutlaka değiştirecektir. Yani her şekilde arz talep dengesi kurulacaktır. Evet, aslında çok önemli bir yani arz talep dengesi bir sanayici için, bir girişimci için de çok önemli bir kriter. Bir şekilde tüketici bilinçlendikçe oraya yönelebilen, onu çözebilen firmalar gelişiyor ve ayakta kalıyor. Evet. Bunlardan da anahtar kelimeleri bugün oldukça anlattık. Özellikle devlet desteklerinden şöyle bir destek daha var. GES, KOSGEB'in GES desteği dışında. Bu sizin özellikle yatırımınızla da çok uyumlu. Birebir anlatmak anlamında bunu söyledim. 4 milyonluk bir yeşil dönüşüm desteği var. Bu destekte 4 tane temel kritere yapacağınız yatırımın fayda sağlaması isteniyor. Deniyor ki mutlaka enerji maliyetlerinizin düşmesine katkı sağlayacak veya su maliyetlerinizin düşmesine katkı sağlayacak ya da çıkan atığınızın azaltılmasına katkı sağlayacak, atığınızın değerlendirilmesine katkı sağlayacak veya ham madde verimliliğinizi artıracak. Bunun yanında tabii biraz daha toplumsal sağlayacağı sosyal etkileri de dikkate almakla ilgili birkaç parametre daha var. Bunu devlet çıkardığında biz işte çoğu firma bu tür desteklerde hemen şunu soruyor. İşte ben atıyorum siyasi makine almak istiyorum. Evet. Ama bu dört döngüye ne kadar faydası yapma? Bunun yerine sizin bir işte örneğin sizin bir sürü siyasi tezgahlarınız var. Atıyorum bir bor yağı kullanıyorsunuz. Bu yağlarınızı tekrar kullanıp sisteme geri basmakla ilgili bir yapıyı niye düşünmüyorsunuz? Evet, atık yönetimi, geri dönüşüm son derece önemli kavramlar. Aynen. Aslında atık yönetiminin yani bütün işletmelerde her şeyin içerisinde olduğunu görüyoruz şu anda. Ve atık yönetiminin ilk basamağı evet belki atık azaltmak. Bunu yapamıyorsak ondan sonra geri kullanım, geri dönüşüm gibi basamaklarımız var. Ya da atıklarımızdan enerji elde edilmesi gibi basamaklarımız var. Yani bu fikri ortaya koyarken ya da projeyi sunarken mutlaka bu basamaklardan birine de dahil olabilir sonuçta fikir. Çünkü atık yönetimi de bizim için son derece önemli. Yani bu dört merdiven basamağını iyi düşünmek lazım aslında. Bir yeni yatırım yaparken bu mevcut devam eden yatırım ya da işletme içerisindeki bir yatırım. Çünkü genelde insanlar da arz talep dengesinde de bunları arıyor. Atığım az olsun, kullanabilir olsun, pek çok amaçta olsun, sizin dediğiniz gibi gübre olsun, hamur olsun bir yerde. Bu amaçla biyomar mühendislikte zaten biz plastiksiz yaşam konseptini seçtik. Neden plastikten? Şu anda çünkü günümüzde
plastikten oluşmuş bir kıta bile var. O kadar büyük bir kirlilik ki artık plastik. Yani biz bunu hiçbir yerde görmek istemiyoruz. Evet, belki plastiksiz yaşam tam olarak şu anda mümkün değil ama en azından ona alternatif diğer malzemelerin geliştirilmeye başlanmasıyla belki de belli bir süre sonra plastikten vazgeçeceğiz. Çünkü plastik dediğimiz materyal dünyaya çok da yararlı olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Ve tüketmesek bile bir şekilde onu denizdeki balık, işte bitki, bir şekilde yediğimiz içtiğimiz her şeyin içerisine de giriyor ve kaçmak mümkün değil. Evet, denizde yüzerken bile artık sağımızdan solumuzdan mikroplastik parçalarının yapıştığını görüyoruz. Evet, evet hocam. Biz gençlerimize, özellikle yeni girişimci olan gençlerimize, olmak isteyenlere ne demek istersiniz hocam? Son cümlelerimize girmeye başladık, son dakikalarımızda. Evet, yani konu başlığımız zaten yeşil girişim ve inovasyondu. Yenilikçi ve yaratıcı bir fikir düşünürken, yani bir iş fikri bulduklarında bunun öncelikle toplumdaki hangi sorunu çözdüğünü bir görmelerini isterim. Bir taraftan toplumda yararlı olsun, bir taraftan da çevreye duyarlı olsun. Yani çevre mutlaka odağında olsun. Çevre odağında olan bir yenilikçi fikir zaten birçok yönden desteklenecektir. Hem topluma yararı var, hem çevre odağındaysa da zaten rahatlıkla ilerleyecektir diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Ben özellikle sizin ürünleriniz herhalde bu patentli ürünlerdir. Patent süreçlerinde ya da devam edermiştir. Devam ediyor. Evet, devam ediyor. Buna da son birkaç cümleyle ekleme yapmak istiyorum. Çünkü firmalarımıza biz özellikle diyoruz ki hemen üretemeyebilirsiniz belki. Hemen ticarileştirilemeyebilirsiniz. Ama bir fikir seviyesinde kafa yormak ve buna belki bir bütçe ayırmak, zaman ayırmak ve bununla ilgili oluşan fikirleriniz de mutlaka patent süreçlerini başlatın, sonuçlandırın diyoruz. Çünkü tüm devlet desteklerinde ilk aranan şey aslında patentli bir ürününüz varsa bunun ticarileştirilmesiyle ilgili desteklerin de kapısı açılıyor. O yüzden bu süreçleri de ihmal etmeyin diyoruz. Çünkü gerçekten çok dahi insanlar var. Siz de aslında yaptıklarınızda gerçekten çok güzel, yaratıcı fikirleriniz ve bunu somutlaştıran birisi olarak. Ama bu süreci göz ardı ettiği için, evet ben bunu ürettim, şunu yaptım diyor. Bir bakıyorum, günün sonunda patentin var mı? Ya hiç almadık Hatice'nin, biz düşünmedik diye biliyorlar. O anlamda da sizin patent sürecinde başlattığınızı biliyorum hocam. Programımızın sonuna geldik. Gerçekten çok güzel bir konu. Hepimizi sosyal hayatta, girişimcilik hayatında, bireyselde bir vatandaş olarak bile çok ilgilendiren bir konu. Tabii ki bireysel tercihlerimiz, bir tüketici olarak tercihlerimiz aslında bütün bu pazarı belirliyor ve etkiliyor. Bizler dünyadaki sosyal yapıyı ve adaleti bu boyutta bakarsak ve çocuklarımız için daha sürdürülebilir bir gelecek bırakmak istiyorsak tercihlerimizi de bu doğrultuda yapacağız ki arz talep dengesi oluşacak. Bu tür yatırımcılar artacak. Bu tür konular daha çok konuşulacak. Tekrar önümüzdeki hafta yeni bir konuk ve yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Haftaya görüşmek üzere hocam. Siz de son olarak bir cümleyle kapanış yapmanızı rica ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun anlattıklarınız için. Teşekkürler. Görüşmek üzere.